Merhaba arkadaşlar, ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü çalışmamızda bir dağ resmi yağlı boya tekniğiyle bir dağ resmi yapacağız ve bunu nasıl yaptığımı yine sizlere anlatacağım. Bu videoyu yapmaya karar verirken de yine sizlerden gelen yorumlar neticesinde karar verdim. Siz de ekranda şu anda hangi fotoğrafı referans alarak çalışacağımı sizler de görüyorsunuz. Dağ resmi dedik. Direkt bir dağ değil de yine önünde bir göl olsun, işte ağaçlar da olsun, hani biraz daha kalabalık bir kompozisyon olsun istedim. Ama tabii ki burada ana odak noktamız o karşıda gözüken yüksek kayalık dağlar ve tepeler. Bunları nasıl yapacağız? Bundan bahsedeceğim. Bir yandan da hangi renkleri kullanıyorum, ondan da bahsedeyim. Siz de zaten ekranda görüyorsunuz. Titanyum beyazı, kadmiyum sarı kullanıyorum. Yine ham siyena ve yanık siyena, bu iki rengi kullanıyorum. Artı ultramarin mavi, kadmiyum kırmızı ve yanık umber renklerini kullanacağım. Çalışmada ne oldu? Mesela yanık siyena rengini çok fazla kullanmadım. Yani paletime sıkmasam da aslında olurmuş. Yani diğer renkleri daha çok kullandım ama yanık siyena rengini belki bir iki defa kullanmışımdır ama çok kullanmadım. Yani kullanmasam da çok da bir şey değişmezmiş. Yani bu çalışmayı yapacaksanız bunu da dikkate alabilirsiniz. Evet, boyalarımızı paletimize sıkıyoruz bir yandan da. Bu arada neyin üzerine çalışıyorum? Yine duralit üzerine çalışıyorum. Bu duralitleri, şu anda bu duralit A3 ebatında, yani yaklaşık 40-29'a 42 veya 43 santim. Tam net hatırlamıyorum ama o ebatlarda bir duralit üzerine çalışıyorum. Bunu bu şekilde satın da alabilirsiniz veya marangozlardan da kestirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, paletimizi hazırladık. Tuvalimiz de hazır. Artık çalışmamıza başlayabiliriz. Yine öncelikle formunu oluşturuyoruz. Yani alttaki taslağımızı çıkarıyoruz. Bunu yaparken kalem de kullanıp detaylı bir çizim de yapabilirsiniz. Veya bu şekilde yine fırça ile kullanarak çok fazla detaya girmeden detaylandırmayı boyama yaparken de bu şekilde çizebilirsiniz. Ben şu anda böyle bir tercih yaptım. Ultramarin mavisini birazcık tinerle incelterek bu şekilde taslağımızı çıkardık. Yine şimdi gökyüzünden çalışmaya başlayacağız. Her zaman yaptığımız gibi en uzaktan yakına doğru boyamamızı yapacağız. Bu şekilde yaklaşa yaklaşa, yani kat kat üst üste bindire bindire boyamamızı yapıyoruz. Gökyüzünü boyarken ultramarin mavisini titanyum beyazı ile bir miktar inceltiyorum. Ama birazcık da kadmiyum sarı ekliyorum. Tabii bu çok az miktarda oluyor ama yine de o şeyini veriyor. Kadmiyum sarıyı eklememdeki sebep ise gökyüzünün direkt o saf mavi renginden ziyade biraz sarı, bu sarıdan dolayı da biraz daha sıcak bir ton oluşmasını istememden dolayı ve daha doğal gözükmesini sağlayacaktır. O yüzden gökyüzünde ultramarin beyaz, titanyum beyazı ve çok az miktarda da sarı kullandım. Tabii bu sarı ufuk çizgisinde daha yoğun yükseldikçe daha azaldı ve mavilikler daha da arttı. Yani böyle bir geçişli bir ton oluştu. Şimdi dağın gölgede kalan bölümünü yapıyoruz. Şimdi gölge ve ışık, aydınlık bölümde kalan tonların farkından bahsedeceğim. Gölgede kalan bölümleri soğuk renkler dediğimiz renkleri kullanıyoruz ve güneşin direkt çarptığı o sıcak tonları hissettirmek için de sıcak tonlar kullanıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şu anda dağın o gölgede kalan bölümünü boyadım. Burayı yine titanyum beyazını çok az kullanarak ultramarin mavisi ve kadmiyum kırmızıyı karıştırarak mavi daha yoğunluklu ama içerisinde kırmızı da olduğu için biraz daha mora kaçan bir renk elde ettim. Ve soğuk bir renk elde ederek gölge olan bölümleri bu şekilde yaptım. Sıcak aydınlık olan bölümlerde ise ne yapacağım? Daha sıcak renkler kullanacağım. Ham siyena kullanacağım. Bir miktar beyaz, bir miktar sarı
belki katacağım, bunları kullanacağım. Böylece gölge ve aydınlık bölümün farkını keskin bir şekilde ortaya koyacağım. Şimdi gölgede kalan bölümdeki o erimemiş kar birikintileri var. Yine burada beyazı bu bölgeye direkt sürmüyorum. Daha soğuk bir beyaz elde ediyorum. Nasıl? Yine dağın gölgesinde kullandığım rengi, elde ettiğim rengi, mavi ve kırmızı karışımından elde ettiğim rengi yoğun beyaza katarak soğuk, daha mora yakın bir beyaz elde ediyorum ve onu o şekilde oraya sürüyorum, o şekilde boyuyorum. Ama aydınlık bölümlerde kalan karları yaparken de daha canlı, parlak bir beyaz kullanacağım. Belki beyaza çok az miktar sarı katacağım. Böylece soğuk ve sıcak farkını görmüş olacağız. Şimdi gölgede soğuk renkleri kullanıyoruz. İşte mor, mavi, bunun tonlarını kullanıyoruz. Sıcak renkleri de aydınlık güneş olan yerlerde kullanıyoruz. Bu resimde bir denge sağlıyor. Yani bir armoni sağlamış oluyor. Ve göze daha hoş, daha güzel bir görünüm katıyor. Evet, az önce dediğim gibi yine şimdi güneşin yoğun olarak vurduğu noktalar, yani parlayan noktalar. Burada güneş bu çalışmada tepede değil, biraz daha alçakta, belki batıyor, belki de doğuyor. Şu anda bunun farkını göremiyorum. Ama sıcak yerlere, güneşin vurduğu yerlere baktığımızda daha sıcak renkler, yani toprak renkleri dediğimiz daha sıcak renkleri o bölgede görüyoruz. Bu da net olarak bize o farkı anlamamızı sağlıyor. Belki biraz kızıllıklar, pembelikler ekleyebiliriz oralara. Bir de şuna dikkat edin. Şimdi boyarken, boyama yaparken bir noktayı tek dümdüz bir renkle boyadığınız zaman o iki boyutlu gözükecektir. Ama şimdi oranın rengi belli, işte arkadaki dağın gölgesindeki renk belli, mor. Mor bir renk yaptık oraya, mavinin yoğun olduğu. Ama onu tek mor renkle dümdüz boyamaktansa aralara daha koyu morlar, daha açık mor, birazcık belki mavilikler, beyazlıklar ekleyerek o ton farklarını belirtiyoruz. Böyle iki boyutlu değil, daha üç boyut kazandırmış olacağız. Daha doğal bir görünüm elde edeceğiz. Ama bunu yaparken de tuvali kirletmiyoruz. Yani böyle kirli, çamurlu bir şekilde değil de çok dikkatli bir şekilde yapmamız lazım. Bir de şu var. Hani sizlerden sorular alıyorum. Instagram'da veya yorumlara yazıyorsunuz. Tuval çok kirleniyor. Renkler birbirine karışıyor ve çamur oluyor diyorsunuz. Bunun da şöyle önüne geçebilirsiniz. Eğer bir bölgede çok fazla uğraşırsanız, tuval üzerinde, rengi tutturmak için tuval üzerinde çok fazla uğraşırsanız orası çamur olacaktır, allak bullak bir şey olacaktır ve orayı tekrar temizlemek zorunda kalacaksınız. Eğer kurumasını bekleyip üzerinde tekrar çalışma yapmanız gerekecek. Ama rengi tuval üzerinde değil de paletinizde bulduktan sonra, istediğiniz rengi paletinizde elde ettikten sonra tuvalin üzerine sürdüğünüz zaman sorun yaşamayacaksınız. O yüzden hani rengi paletinizde elde edin. Palette geçirdiğiniz zaman belki tuvalde geçireceğiniz zamandan daha fazla olabilir. Önemli değil. İstediğiniz rengi elde etmeden kesinlikle tuvalin üzerine sürmeyin. İstediğiniz rengi elde ettiğinizi nasıl anlarsınız? Onu bahsedelim. Şimdi tabii ki bazı renkler, bazı şeyler zamanla oluşacaktır. Şimdi mesela bu fotoğraftaki renklerle benim tuvale aktardığım renkler birebir değil. Ben mesela gölgedeki renkleri biraz daha abartıyorum. Güneşin vurduğu yerdeki renkleri biraz daha abartıyorum ki daha güzel göze daha güzel gözüksün diye. O yüzden dediğim gibi paletin üzerinde ayarlayacaksınız. Eğer elinizdeki resmin bir çıktısı varsa, bir çıktı bir kağıda aldıysanız fırçayla oranın üzerinde deneyin.
Yani kenarına fırçayla rengi elde ettiniz. Onun üzerine bir dokundurun. Bakın aynı renk mi, yakın renk mi veya alakası yok mu? Buna bakın, ardından tuvale sürün. Bu arada ormanın olduğu bölümü yaparken orada bir atlama oldu. Çünkü kamera kaydı durmuş. Aslında hafızamda vardı. Neden durdu bilmiyorum. Kamera kaydı durdu. O yüzden o bölümü atladım maalesef. Oradan da bahsedeyim. Şimdi oradaki orman ağaçlık olan bölümde yeşil. Yeşilin tonları var. Yine yeşilin tonlarını yaparken bakın. Uzaktaki dağın eteklerinde gölge düşen yerler var. Burada da yeşili sıcak ve soğuk iki ayrı tonda kullanıyoruz. Yani ışığın çarptığı aydınlık olan yerlerde, güneş ışığının o sıcak ışığın vurduğu noktalarda yeşili daha sıcak bir yeşil. Yani sarıya daha yakın bir ton olabilir. Daha sıcak renkler, biraz belki kızıllık ekleyebiliriz. Ama gölge olan noktalarda ise yeşili daha da maviye yakınlaştırıyorum. Böylece daha soğuk bir yeşil elde ediyorum. Yani yeşili hem sıcak ve hem soğuk tonlarda iki şekilde de kullanabiliriz. Evet, şimdi sol tarafta ağaçların olduğu bölümü yapıyorum. Önce alt kata koyu rengi tamamen sürüyorum. Yani tek tek ağaçları belli etmeden sadece orayı bir toplu tek bir renk olarak görüp koyu renkleri yapıyorum altına. Onun üzerine de sıcak renkleri, o ağacın yeşil dallarının o tonlamalarını yapacağım. Alt katmana koyu rengi yaptıktan sonra üst katmana daha açık ve daha sıcak renkleri yapmak daha kolay ve daha mantıklı oluyor yağlı boya çalışmalarında. Şimdi fotoğrafta bize yakın tarafta bir toprak kum yığını vardı. Orayı yapmak istemedim. Bir de ortada küçük bir adacık ve üzerinde yine ağaçlar vardı. Orayı da yapmak istemedim. Yani çünkü orada bir suni bir görünüm vardı. Tamamen oradaki göl, muhtemelen burası göl, öyle tahmin ediyorum. Durgun bir su var. O gölü ön tarafta tamamen saf bir şekilde gözükmesini istedim. Şimdi arka taraftaki ağaçların olduğu bölümün üzerinde tekrar çalışıyorum. Çünkü uzaktaki renkler bana şu anda yakındaki çalışmayı yaptıktan sonra da canlı geldi. Şimdi uzaklaştıkça ne oluyordu? Renkler biraz daha soluklaşıyordu. Daha soluk olmasını istediğim için tekrar daha soluk bir tonla uzaktaki ağaçların üzerine biraz böyle kat geçiyorum. Öyle söyleyeyim. Evet, ağaçları yaparken o dik uzun yükselen, sivri yükselen ağaçlar bunlar. Yelpaze fırça kullandım. Yine bu bölümde yelpaze fırça kullanabilirsiniz, özellikle çam ağaçlarında. Şimdi gölü yapıyoruz. Göl tabii ki durgun bir su. Şu anda durgun bir su, dalga yok. Bunun bu durgun ve sakinliğini belli etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de dalgalardan ziyade, hani dalga yapmıyoruz zaten, durgun bir su olduğu için yansımalarla bunu vermeye çalışacağız. Oradaki işte dağın suyu olan yansımasını, o bize göre sağ taraftaki gökyüzünün, daha böyle açık gözüken gökyüzünün suyu olan yansımaları, bunları simetrik bir şekilde suya, oradaki renkleri yansıtabildiğimiz zaman gerçekçi bir su, işte göl, dingin bir su, bunu elde edebiliyoruz. Durgun su olduğu için de keskin boyamalardan ziyade birbirinin iç içe geçmiş daha soft boyama yapıyoruz. Böylece suyun daha dingin olduğunu hissedebiliriz.
Bir de çalışmalarımızı yaparken acele etmeyin. Bana fotoğraflarınızı atıyorsunuz çalışmaların. Şimdi bakıyorum. Aslında daha iyisini yapabilirsiniz. Şu oluyor. Ya bir an önce yapayım, hemen bitsin. Bir an önce sonucunu göreyim. Böyle değil. Acele etmeyin. Yani uzun sürsün. Mesela eski usta ressamları düşünüyorum. Yani yıllarca bir Mona Lisa çalışması belki kaç yıl sürdü bilemiyoruz. Ama yıllarca çalışıyorlar. Yani bir çalışma üzerinde biz belki birkaç saatimizi ayırmak için üşeniyoruz ama yıllarca çalışıyorlar. O yüzden acele etmeyin. Acele etmeden çalışmalarınızı yapın. Bitmesin. Gerekiyorsa bir ay sürsün. Ama güzel bir çalışma ortaya çıksın. Yani hemen bitireyim, bir sonraki çalışmaya geçeyim diye düşünmeyin kesinlikle. Evet, çalışmamız hemen hemen bitti. Şimdi bakın, o yansımaları yaptık. O su üstündeki küçük ince çizgiler çekiyorum. O küçük ince çizgiler de bize o suyun dinginliğini, o şeffaflığını, berraklığını o yansımadan daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Evet, imzamızı da atıyoruz. Artık çalışmamız burada sona erdi. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada haftaya bir çekilişimiz olacak ve bir atölye video yapmayı düşünüyorum. 100 bin aboneye geçtik. Bununla alakalı bir çekiliş ve bütün çizim malzemelerimi ve atölyede kullandığım malzemelerimi tanıtacağım. Sizlere faydası olduğunu düşündüğüm malzemelerimi tanıtacağım bir video olacak. Mutlaka haftaya da bekliyorum. Çekilişle ilgili detayları da videoda bahsederim zaten. Sizler de yine merak ettiğiniz konuları, hususları mutlaka yorumlara yazın. Instagram hesabımdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.